Şimdi bahis değişti. Babur racul yahlifu en la yukellime raculen şehren. Bir adam yemin ediyor ki bir adama ki ben bir ay seninle konuşmayacağım. Şimdi bu bir yemin. Bir ay onunla konuşmayacak. Bir ay kaç gündür? Kem adedu zalike şehri minel eyyam. Gün itibariyle o ayı kaç gün sayacağız? Çünkü ay 29 buçuk gündür. 29 gün, bir de küsür saatler var. Bu küsür saatleri müvakkitler hesap ederler. Birinci aydan olan o saatleri ikinci aya zemm ederler. İkinci ay 29, o küsürleri de ilave edince 30 olur. Ayın birisi 29 sayarlar, birisini 30 sayarlar. Halbuki her ay 29 gün küsür saattir. Küsüre bir gün olmadığından o küsürü ya ikinciye ekliyor, ikincide olmazsa üçüncüye muhakkak eklenir. Birinci ayda mesela küsür saat toplandı, ikinci aydan da küsür saat toplandı. İkisini topladık, baktık ki 24 saati doldurmuyor, az kalıyor. Üçüncü aya toplanır. Üçüncü ayda muhakkak artık o tamam oldu. Onun için iki ay bir peşine 29 gelir. Üç ayı bir peşine 29 gelmez. Sebebi o küsur olan saatleri topluyoruz, bir gün yapıyoruz, üçüncü aya veriyoruz. Şimdi bizim buradaki meselemiz, adam yemin etti ki filan iş, filan adamla bir ay konuşmayacak. 29 gün sonra konuşsa o kefaretinde, yemininde sadık olmuş olur mu olmaz mı? Yoksa illa 30 mu sayacak? Mesela burada. Haddesene ibn-i Ebi Davud, kâle haddesene Muhammed ibn-i Abdillah ibn-i Nümeyr, kâle haddesene Muhammed ibn-i Bişrin, en İsmail ibn-i Ebi Halid, en Muhammed ibn-i Sa'din, en Ebihi kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el-şehru hâkezâ ve hâkezâ ve hâkezâ. Ve nekasa fî-sâliseti üsbü'an. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mesele oldu da, bir ay konuşmayacağım ezvacı müteharatla dedi. 29. gün o tamam oldu, 30 olmadan konuştu. Birisi dedi ki ya Resulullah 29 oldu, bir gün kaldı. Buyurdu ki bu ay böyledir. Böyledir. Üçüncüsünde iki defa iki eliyle gösterdi. Yani 10'dur, 10'dur. Üçüncüde bir parmağını noksan etti. 9 gösterdi üçüncüsünde. Yani bu ay 29'dur, parmaklarıyla da elleriyle de gösterdi. Peki her ay mı 29'dur? Şimdi bu rivayete göre diyor ki eşşehr. Şehir denilen eliflam ne içindir? Cins için olursa her ay 29 gelir. Cins için alırsansa. İstirak için alırsan yine böyle. Her ay, bütün aylar 29 gelir. Ay, ehdi zehni var, bir de ehdi harici var. Ehdi zehni de burada olmaz. Burada ehdi harici. Yani bu ay 29'dur. Buradaki el ne içindir? Arapçada el var ya, lidami tarif 4 manaya gelir. Cins, istirak, ehdi zehni, ehdi harici. Cins umum ifade eder. İstirak da umum ifade eder. Zehin de evvelce zikredilen bir ay var. Mesela konuşuyorlar kendi aralarında. O senenin diyelim Recep'i. Onu söylüyorlar. Daima ay geçiyor ama maksetleri o senenin Recep'i. Ona ehdi zehni derler. Buradaki de acaba ehdi zehni mi? Yoksa ehdi harici mi? İkisi de olabilir. Ehdi zehni olabilir ki yani Resulullah Efendimiz'in o bir ay konuşmayacak dedi ya zihinde o. O da olabilir. Bir de ehdi harici hakikaten vaki olacak. O şehir kaç gün? 29. Peygamber Efendimiz eliyle 3 defa göstermiş. İkisinde tam göstermiş, birisinde bir parmağını noksan göstermiş. Yani 29. Bu hadis, ikinci hadis, haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Hişam ibn İsmail demiş ki, kâle haddesena Mervan ibn Muaviye, en Ebi Yaqub, kâle tezâkerine inde ebidduha eşşâhr. Ebidduha'nın indinde ayı konuştuk. Ay 29 mu olur, 30 mu olur? Fekâle ba'duna tis'ün ve işrûn, ve kâle ba'duna telâtûn. Bizim içimizden bazıları dedi ki ay 29'dur. Bazıları dedi ki hayır 30'dur. Ay deyince 29 gün mü murat, 30 gün mü murat, ihtilafa düştük. Bazılarımız 29 dedik, bazılarımız 30 dedik. Kale Ebu'd-Duha. Bunlar Ebu'd-Duha'nın yanında oturuyorlar. Ebu'd-Duha söze başladı.
O izah ediyor. Diyor ki haddesene İbn Abbas. Abdullah İbn Abbas bize rivayet eyledi. Demek ki tabiindenmiş Ebu'd-Duha. Abdullah İbn Abbas'ı görmüş. Kale esbahna yevmen ve nisa'un nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yebki. Abdullah İbn Abbas diyor ki bir gün bir sabahladık biz, yani gündüz oldu. Baktık ki Resulullah Efendimiz'in aileleri hep ağlıyor. Hepsi ağlıyorlar. İnde kulli imra'atin minhunna ehluha. Her kadının akrabası da onun yanına gelmiş. Akrabaları gelmişler, kadınlar ağlıyorlar. Meseleyi bilmedik. Neyin nesi bu? Ne oldu? Feca Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer'e haber gitti. Hazreti Ömer geldi. Acaba ne var? Meselede ne var diyor. فَسَعِدَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهْبَعُوا ف۪ي غُرْفَةٍ لَهُ. Peygamber Efendimiz Ezvac-ı Mütahharat'ın hanelerinden çıkmış, bir su şerbelerinin koydukları bir yer var idi yukarıda. Oraya çıkmış, orada tek başına oturuyor. Hiçbirisinin evinde değil. Hazreti Ömer geldi, Resulullah Efendimiz'in yanına çıkmak istedi. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. Selam verdi. Evvela selam verdi, izin isteyecek. فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ. Kimse ona cevap vermedi. Resulullah Efendimiz selamını almadı. Cevap vermedi. Başka bir kişi de cevap vermedi. Hazreti Ömer durakladı. سُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ. Tekrar Esselamu Aleyke ya Resulullah dedi. Yine cevap yok. Ashab-ı kiramın hürmeti de o kadar Peygamber Efendimiz'e hürmet ki, yani gireyim zorunan yahut anlayayım, öyle şey yok. Madem selam almadı Resulullah Efendimiz, bunda bir hikmet vardır dedi. فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ Hazreti Ömer baktı ki iki defa selam verdiği halde kendi selamını Resulullah Efendimiz almadı. Gerisin geri döndü. Evet. فَدَعَاهُ بِلَالٌ. Hazreti Ömer gittikten sonra Hazreti Peygamber Efendimiz Bilal'a dedi ki git Ömer'i çağır gelsin. فَدَعَاهُ. Hazreti Ömer'i çağırdı ki Bilal'ın, Bilal çağırdı ki gel Resulullah Efendimiz seni istiyor. فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Bilal çağırdıktan sonra Peygamber Efendimiz bırak gelsin dedi. Hazreti Ömer içeri girdi. فَقَالَ. Hazreti Ömer sordu ki اَطَلَّقْتَ نِسَائِكَ. Ya Resulallah bu ağlamak nedir? Bütün ailelerin ağlıyor, kadınlarını talak mı verdin? Boşadın mı ki bu kadınlar ağlıyorlar? Çünkü öyle bir haber geldi, Hazreti Ömer'e haber gitti ki Resulullah ailelerini boşamış. Geldi, hani böyle Hazreti Hafsa'nın yanına girdi. Dedi ki ben bir mesele işittim. Sizi boşamış Resulullah Efendimiz. Dedi bilmiyoruz dedi. Boşayıp boşamadığını ama dedi. Resulullah Efendimiz şeyde gurfesine, o su soğutulan yere çıktı. Hiçbir kimsenin yanında değil, işte ağlamakta devam ediyor. Boşandı diye havadis çıkmış. Hazreti Hafsa da bilmiyor. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. O da selamını almayınca gerisin geri çekildi. Biraz sonra Hazreti Bilal geldi. Resulullah seni istiyor gel dedi. Gitti. O da Resulullah Efendimiz'den soruyor. Ailelerini tatlık mı ettin? Kale Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la, ben zevcelerini tatlık etmedim. Velakin aleytu minhunne şehren. Ben yemin ettim bir ay onlarla konuşmayacağım. İla derler. Şimdi ila, bir şere istilahta ila var ki o dört ay olur. Bu o değil. Burada yemin manasını, aleytü yemin ettim. Bir esas ila da var ki kendi ailesine dört ay yaklaşmayacağına yemin eder. Dört ay zarfında ailesine tekarrub ederse kefaret lazım gelir. Yok, tekarrub etmezse, yemininde sadık kalırsa bir talakla boş olur. Bu o ila değil. Buradaki ila, yani Resulullah Efendimiz yemin etmiş ki ben bunlardan bir ay konuşmayacağım. Hiçbir ailesiyle Peygamber Efendimiz'in canını sıkmışlar. O da böyle bir yemin etmiş. Boşamamış da yemin etmiş. فَمَكَسَ تِسْعَنْ وَعِشْرِينَ لَيْلَ. Resulullah Efendimiz geceleri saydı, 29 gece geçti. 29 gece geçti, yani 29 gün oldu demek. ثُمَّ نَزَلَ. Sonra o gurfeden indi. Evet, fedehale ala nisaihi. O vakitte zevcelerin yanına vardı. 30'u tamamlamadı. 29.
Şimdi bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki bir adam yemin ederse ki bir ay konuşmayacağım, 29 gün bekledi mi tamamdır. 30. günü yeminini bozar artık, yemin bitti. Bundan o anlaşılıyor. Fakat tabi bunun muhakemesi geliyor. İlla her ay muhakkak 29 gelmez. O ay bulundukları ay 29 gelmiş. Resulullah Efendimiz onun için o ay 29 olduğundan dolayı inmiş. Yemin tamam olmuş. Haddesena Bekir bin İdris kâle haddesena Âdemu kâle haddesena Şu'betu kâle haddesena Cebeletü bin Suhaym kâle Semî'tü bin Ömer'e yekûl. Abdullah bin Ömer işittim derdi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki Eşşehru ay. İşte dedim ya elif lam burada ne için? Ahdi zehni için. Yani bu olduğumuz ay, içinde bulunduğumuz ay, eşşehru bay, hakeza ve hakeza ve hakeza. Üç defa elleriyle şöyledir, şöyledir, şöyledir buyurdu. Ve damme ibhamehu fissalise. Üçüncü de baş parmağını yumdu. Ve kaç kaldı? Ondan birini yumunca 9 kaldı. Yani bu ay 29'dur. حدثنا بكر قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو يقول سعيد بن عمرو işittim dedi ki سمعت عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر işittim يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Aynen bu hadisi şerifi zikrederdi. Yani bu ay şöyledir, 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 iki eliyle işaret etti. Üçüncü de baş parmağını yumdu. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بن الفضل عن سلمة بن علقمة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني بدأ فنز buyurdular ki الشهر 29 ay 29'dur. فإذا رأيتموه siz ayı görürsünüzse فصوموا ayı gördünüz mü oruca başlayın. Yani Şaban'ı 29 sayı, ay göründü, Şaban 29'dur, Ramazan'a başlayın. Ve izâ râeytumûhû fe efturû. Ramazan'da da ayı gördünüz mü, 29 sayı Ramazan iftar edin, çünkü ayı gördünüz. Fe in gumme aleykûm. Yok, ay mağmum olursa, bolu, toz, bir sebep dolayısıyla görünemezse, o vakitte ne yapın? فَقْدِرُوا لَهُ siz onu takdir edin. Diğer bazı rivayetlerde 30 sayın. Şaban. Diğer hadis-i şerifte geliyor bu. وَقَدْ زَكَرْنَا فِي هَذَا اَيْضَ bu meselede biz zikreyledik. آثَارًا birçok hadisleri, eserleri oruç besinde. فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا işte bizim bu kitabımızda tekaddüm eden yerde bunlardan bahseyledi. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedina. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kad zekerna fi hada eyda atharan fi ma takaddama min kitabina hada. Bu hususta yukarıda bu kitabımızda bu bahs hakkında diyor hadisler biz yazdık diye. Neydi meselemiz? Ayın kaç olduğu, ay 29 mu gelir, 30 mu gelir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemin etti ki bir ay aileleriyle konuşmayacak. 29 gün tamam oldu, ondan sonra konuştu. Dediler ya Resulullah sen bir ay dedin. Halbuki bu 29 gün geldi, bir gün 90 oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu olduğumuz ay 29'dur. Peki onun 29 olduğunu kim söyledi? Ayı görmeden, daha 29. günü öteki ayı görmeden bu 29 saydı. Halbuki 29. gece ayı görülmedi. Aşağıda geliyor ki Cibril aleyhisselam geldi, haber verdi. Binaenaleyh aylar bazen 29 gelir, bazen 30 gelir. Şimdi onu ispat edecek. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو سلمة بن كهي قال سمعت أبا الحكم السلمي يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس
buyurdular ki ala Peygamber Efendimiz yemin etti min nisaihi ailelerinden şehren bir ay. Bir ay ilah etti. Yani yemin etti onlarla konuşmayacak. Fe'etahu Cibril aleyhisselam geldi ona. Fekale dedi ki ya Muhammedu eşşehru tis'un ve eşirun. Bu ay 29'dur. Öyleyse 29'u tamam ettin. Ailelerin yanına gitti. حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن صالح البحازي قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه سمع عبد الله بن عمر يقول عبد الله بن عمر dedi ki سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ben Peygamber Efendimiz'i işittim يقول buyururdu الشهر تسع وعشرون bu ay 29'dur. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن إكرمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سلمة أخبرته أم سلمة رضي الله تعالى عنها خبر vermiş ki أن النبي صلى الله عليه وسلم Resul-i Ekrem Efendimiz halefe yemin etti en la yedhule girmeye ala ba'di ehlihi ailelerinin bazıları üzerine şehren bir ay. Bazıların üzerine dedi bu rivayette. Diğer rivayetlerde diyor ki hepsine. Burada bazısını dedi. Felemma meda tis'un ve işrune yevmen. Vaktaki 29 gün geçti. Gada aleyhi mevrah. Gada sabahleyin onların yanına gitti. Yahut da raha, gada raha. Birisi sabah gitmeye derler, birisi akşam gitmeye. Akşam yani 29. gece tamam oldu, gece gitti. Yahut sabahleyin gitti. Fekile lehu, Resulullah Efendimiz'e dediler ki, halefte ya Nebiyyallah, ya Resulallah sen yemin ettin en la tedhule aleyhinne şehren. Ezvacı mütahharatın yanına bir ay gitmeyeceksin, böyle yemin ettin. Halbuki bu 29 oldu. Bir ay olmadı yani, 30 olmadı. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki inne şehre tis'un ve işrune yevmen. İnne şehre bu ay tis'un ve işrune yevmen 29 gündür. İşte yukarıda da geçti ya, kim haber verdi? Cibril aleyhisselam geldi, haber verdi ki bu ay 29. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا في عمبر فمز بيراي عائلاريني تركتي هجر تركتي وكان يكون في العلوب في عمبر فمز أزواج متهرات أولياء أشاديد أتقطيد Bir de ikinci katta bir oda vardı. Şerbeleri kurdular oraya su damı. Sular soğurdu. Oraya çıktı Ezvac-ı Mütahharat'ın. Yerleri aşağıda o yukarıda. Ölü dedi ki o. Yukarıdaki odaya çıktı. Ve yekünne Ezvac-ı Mütahharat da oldular. Fisüfli aşağıda. Onlar aşağıda Resulullah Efendimiz yukarıda. Fenezele ileyhinne yukarıdan aşağıya indi. Fi tis'in ve işrine 29 günde aşağıya indi. Fekale racülün, ashab-ı kiramdan birisi dedi ki, inneke mekeste tis'in ve işrine leyle. Ya Resulallah sen 29 gün kaldın, meksettin burada. Halbuki yemenin bir ayıydı. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, inne şehre hakeza ve hakeza. Peygamber Efendimiz eliyle işaret ederek dedi ki ay şöyledir. Yani iki eliyle on parmağını gösterdi. Ve hakeza bi asabi'i yedihi. İki elleriyle gösterdi. Ay şöyledir, şöyledir. Birinci gösterişte 10, ikinci gösterişte 10 etti 20. Ve hakeza üçüncüde de ve hakeza dedi. Ve kabada fi's-saliseti ibhamehu. Baş parmağını kabzetti. Yani üçüncü gösterişte 9.
1 10 daha 20, 1 de 9 etti 29. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا فذكر مثله. Evet, Cabir radıyallahu anh'den de aynen bu rivayeti rivayet eylediler. Zaten yukarıki hadisi de Hazreti Cabir'den rivayet eyledi. Evet. Yani senedi iki oldu. Haddesena Nesur ibn-i Merzuk kâle haddesena Ali ibn-i Ma'bed kâle haddesena İsmail ibn-i Cafer en Hümeydin an Enes'in kâle âlâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ila eyledi. Min nisaihi ailelerinden ila eyledi. Yani yemin eyledi. Onlarla konuşmayacak bir ay. Fe'ekame Resulullah Efendimiz ikamet eyledi. Fi meşrubetin. O ya değil. Bak onu tasih edin kitapta. Meşrubetin, meşrabetin ikisi de olur. Su damında. Meşrube. Yani su soğutulacak yerde yukarıda. Evet. Ra'nın fethesiyle de oluyor, zemmesiyle de oluyor. Yalnız orada ya metbeede ya koymuş ya değil. Ba. Tis'en ve işrine. 29 gün orada Resulullah Efendimiz ikame eyledi. Yemin ettikten sonra. Sümme nezele. Ondan sonra nüzul eyledi. Fekalu ya Resulallah. Dediler ki ya Resulallah aleyte şehren. Sen bir ay yemin etmiş idin. Halbuki bu bir ay olmadı. 29 gün oldu. Fekale cevaben Resulullah Efendimiz buyurdular ki Eşşehru tis'un ve işrun. Bu ay 29 gündür. Kale Ebu Cafer Rahimeullah İmam-ı Tahavi buyurdular ki Fezehebe kavmun. Ulemadan bir cemaat sahip oldular. İlâ enne racüle. Şuna sahip oldular ki bir adam İzâ halefe yemin etse ki la yükellimu racülen bir adamla konuşmayacak şehren bir ay. Yemin etti, kızdı birisine, bir ay bununla konuşmayacağım dedi. Evet, kaç gün konuşmayacak onunla? 29 mü, gün mü konuşmayacak, 30 gün mü? Fekellemehu, onunla konuşsa. Be'ade mudiyyi tis'etin ve işrine yevmen, 29 gün geçtikten sonra o adamla konuşursa, ennehu la yahnes, hanis olmaz, yemini bozulmaz. Niye? Bu rivayetlere göre ay 29 geliyormuş. Hatta bu cemaat dedi ki her ay 29'dur. Binaenaleyh herhangi bir yeminde 29 gün saydı mı yemini tamamdır dediler. Ama her ay 29 gelmez ki. Bunlar diyorlar ki işte hadis Resulullah Efendimiz 29 günde yemini tamam oldu. İndi aşağıya. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ بِهَذِي الْاَسَرْ Bu hadisi şeriflerle ihticac ettiler. Bunları delil getirdiler. Fakat bunları delil getirdiler ama Resulullah Efendimiz'in o ay 29 çektiğini Cibril Aleyhisselam'ın haber vermesiyle bildi de bu ay 29'dur dedi. Bu her aya delil olmaz ki. Onun için ulema burada ikiye ayrıldılar. Bir kısmı böyle dedi ve halefehum fi zalika aharun. Bu meselede diğer alimler bunlara muhalefet ettiler. Bir adam böyle bir yemin ederse, 29 gün geçerse, konuşursa yemininde hanis olur mu, olmaz mı? Bu ihtilaflı oldu. Aynen olursa ayı görür, aynen hareket eder. Yok, gün hesabına gelirse 30 yapması lazımdır diyecekler. Fekalu dediler ki, inkâne halefe, yemin ederse me'rûyetil hilal, hilalın rüyetiyle beraber. Ayın hilalini gördü, ondan sonra yemin etti ki ben bir ay bu adamla konuşmayacağım. Tamam. Hilali gördü, yemini etti. O vakitte ikinci hilala bekleyecek. Fehu ala zâlike şer. O ay üzerinedir. Ellezî kâne selâsîne yevmen. Rüyetin hilaliyle beraber yemin ederse o ayı kaç sayacak o adam? Ya 30 sayacak? Yahut 29. O aya bakacak. Evet sen ve eşine yemin. Yahut da 29 sayacak. Nasıl sayacak?
İkinci hilali gördü mü? İkinci hilalda ya 30 şeker ya 29 şeker. Çünkü hilali gördü, yemin etti. İkinci hilali gördüğünde de konuşacak artık. Daha yemin meselesi biter. Ay ya 29 şeker ya 30. وَاِنْ كَانَ حَلَفَ فِي بَعْدِ شَهْرٍ. Yok, hilalından değil de ayın birkaç günü geçmiş. 3'ü olmuş, 5'i olmuş yahut 15'i olmuş. Mesela 5'ini diyelim. Ayın 5'inde yemin etmiş ki bir ay o adamla konuşmayacak. Bu hilal yok ki. Şimdi neyle kaç gün sayacak? Bu gün sayacak. Hilal meselesi yok. فَيَم۪ينُهُ öyleyse bu adamın yemini عَلَى سَلَاس۪ينَ يَوْمَنْ 30 günedir. 30 gün hesap edecek. Bu ayın 5'i değil mi? Ertesi ayın 5'i gelinceye kadar. 30 günü tamam edecek. Ondan sonra konuşacak. وَحْتَجُّ ف۪ي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında bu ikinci taifeye ihticac ettiler. Bil hadisi lezî zekernâhu, bizim zikrettiğimiz hadisle fî evveli hazel bab. Bu babın evvelinde kenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle buyurdu. Eşşehru tis'un ve işşûne. Ay 29'dur. Fe izâ ra'eytumûhu fesûmû. 29 Şaban'ı tuttunuz. Hilali gördünüz. Şaban'ı 29 sayarsınız. O vakitte oruç tutarsınız. Oruç bahsinde geçti ya. Ve izâ ra'eytumûhu, Ramazan'ı da 29 tuttunuz da ayı gördünüz mü? Fe eftirû. Demek ki Şevval ayını gördük, Ramazan 29 olmuş. O vakit iftar ediniz. Fe in gumme aleyküm, hilal me'mum olursa, bulut, toz, başka bir arize dolayısıyla görünmez ise, me'mum olursa, görünmezse o vakit, فَاَكْمِلُوا siz tamamlayınız, سَلَاس۪ينَ يَوْمَنْ 30'a tamamlayınız. Gerek Şaban, gerek Ramazan. 30'a tamamlanır. Mesela, Şaban'ın 29'u oldu. Çıktık Ramazan'ın ayını arıyoruz, hava bulutlu. Yahut duman var, bir şey mani oldu, ay görmenin imkanı yok, göremedik. Şaban'ı kaç sayacağız? 30. Ondan sonra Ramazan'ı tuttuk. Ramazan'ı tuttuk, 1, 2, 3, 29 oldu. Şevval'ın ayını arayacağız. Gördükse zaten gördük. 29 üzerine iftar edeceğiz. Yok görmedikse Ramazan'ı da 30 sayacağız. İşte dediği gibi bu. Evvelki, bu kitabın evvelinde geçti bu. Bu ikinci cemaatin delili bu. Diyor ki her ay 29 olmaz. Bak Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Asıl olan 30 gelmesi. Fakat ayı gördün, İkinci ayı da gördün, ikisinin arası 29 oldu. Evet, bu ay 29'muş. Görmedin, 30 sayacaksın. اَفَلَا تَرَاهُ sen görmez misin? قَدْ اَوْجَبَ عَلَيْهِمْ Resulullah Efendimiz Müslümanlara vacip kıldı. اِذَا غُمَّ ay me'mum olur, görünmezse. Neyi vacip kıldı? فَلَاس۪ينَ 30 günü vacip kıldı. Efendim, ay 29 diye daima 29 mu tutalım Ramazan'ı? Ayı görmeden 29 olur mu? Olmaz. Ayın birisini görürsen, sonunu da görürsen 29 olur. Yoksa 30 olacak. İşte bu delil oldu ki Resulullah Efendimiz ay mamum olursa Müslümanlara ne dedi? Ne vacip kıldı? 30 gün oruç tutmalarını vacip kıldı. Ve cealehu alel kemal. Kemal üzerine kıldı. Kemal ne? 30 gün olması. Hatta yaravul hilale zalik. Hatta ayı görürlerse vakitte 29. Vacip olan 30. Ama ayı görürlerse 29 olur. Ve kezalike feale eyda. Yine böylece işledi. Fî Şaban'ı Şaban'da. Emara bis savum. Oruc ile emretti. Bâdema yuray görüldükten sonra. Hilal-ü şehri Ramazan. Ramazan ayının hilali görünürse Şaban'ı 29 sayın diye emretti. Feizâ uğmiye aleyhim. Eğer ay görünmez de bir şey arize olursa, görünmesine mani olursa, evet, lem yasumu, o günü oruç tutmazlar. Şaban'ı kaç sayarlar? 30 sayarlar. Şaban'ın sonunda Ramazan ayını görürlerse tutarlar. Şaban'ı 29 sayarlar. Görmedik, aradık, daradık, ayı göremedik. Şaban'ı kaç sayacağız? 30. Ve kâne Şaban'u alet selâsîn. Şaban 30 üzerine hesap edilir. İlla en yengati azalik. İlla bu müngati olursa,
Ne ile bir rü'yetil hilal, hilalın rü'yetiyle olursa. Akşam oldu, biz baktık, gördük, baktık, ayı göremedik. Yarın da Şaban'ımış. Bu Şaban 30 çekmiş diye sabaha dahil olduk. Bir de başka taraftan gece haber geldi ki filan yerde ay görülmüş. Bu sene Ramazan'da oldu ya, geç vakit haber geldi. Milletin bir kısmı oruç tuttu, bir kısmı oruç tutmadı. İşte bu mungati oldu. Yani Şaban'ı biz 30 hesap ettik ama fakat sonradan haber geldi, kesti onu. Mungati oldu. 30 olması kesildi. Ne oldu? Şaban 29 sayıldı. Ramazan tutuldu. Bu sene burada Medine'de oldu bu. وَقَدْ رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَلِكَ Resulullah Efendimiz'den bu mesele hakkında rivayet edildi. غَيْرُ مَا فِي الْآثَارِ الْوَدِ Bu evvelki hadislerden başka diğer hadislerde de geldi. Rivayetler var. O diğer rivayetlerden birisi حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا بْنِ اِسْحَاكْ اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ اَبِي بَكْرٍ اَنْ عُمْرَةً عَائِشَةَ قَالَتْ Hazreti Ayşe buyurdular ki حَلَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz yemin eyledi لَيَهْجُرُنَا شَهْرًا Bizi bir ay terk eder etmeye yemin etti. Yemin etti ki لَيَهْجُرُ terk eder na bizi Resulullah Efendimiz ne kadar şehren bir ay terk eder. Yani ezvacı mutahharatta konuşmayacak, yanlarına gitmeyecek. فَدَخَلَ عَلَيْنَا bizim üzerimize dahil oldu litis'in ve işriyine 29 gün sonra. فَقُلْنَا biz dedik ki ya Resulallah inneke halefte sen yemin ettin en la tükellimena şehren bizimle bir ay konuşmayacaksın, buna yemin ettin. وَاِنَّمَا أَسْبَحْتَ مِنْ تِسْعِنْ وَعِشْرِينَ 29 olur olmaz geldin bizimle konuştun. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdu ki اِنَّ الشَّهْرَ bu ay la yetimmü tamam olmaz. Bu ay 30 olmaz. Bu ay 29. فَاَخْبَرَ Resulullah Efendimiz haber verdi ki اَنَّهُ اِنَّمَا فَعَلَ ذَلِك bu 29 üzerine Ezvac-ı Mutahharat'ın yanına gitti, bunu işledi. Ne için? لِنُقْسَانِ الشَّهْرِ Ay noksan olduğu için. Demek ki ayın kemali kaç gün olması lazım? 30. Bir gün noksan olursa o noksan oluyor. فَهَذَا دَلِيلٌ Bu delildir ki عَلَى أَنَّهُ كَانَ Resulullah Efendimiz halefe yemin eyledi aleyhinne Ezvac-ı Mutahharat ile konuşmamak üzerine مَأَغُرَّتِ الْهِلَالِ Ayın hilal ile beraber. Ayın hilalini gördü, Resulullah Efendimiz de yemin etti. Hilalına ne olacak? Olmuş bu yemin. فَكَذَٰلِكَ نَقُولُ Evet, biz de böyle deriz. Yani Resulullah Efendimiz ayı görmüş, bu ikinci hilal gelinceye kadar da 29 çekmiş. Niçin? Eğer hilal ile görmezse 30 sayması mecbur olacak. Evet. وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا Bu mesele hakkında rivayet edildi. Ma bir hadisi şerif ki huve ebyenu min hada bundan daha açık bir rivayet daha var. Haddesena Rabi'ul Muezzinu kâle haddesena ibn Vehbin kâle akhbereni ibn Ebi Zenad an Hişam ibn Urve an ebihi an Aişete kâlet Hazreti Aişe radıyallahu anha buyurdular ve kavluhum inne Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem bu nasın sözü. Demek o vakitte sözler çoğalmış da ihtilaflar. Bu nasın sözü ne sözü? İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah Efendimiz dedi inne şehre tis'un ve işrûne. Ay 29'dur. Bunu delil ittihaz etmişler. Her ay 29'dur diye hükmediyorlar. Halbuki bunların bu sözü la Resulullah Efendimiz her ay 29'dur demedi. Bunu yanlış söylüyorlar. Vallahi ma kezalik. Allah'a yemin ederim ki bunların dediği gibi her ay 29'dur. Resulullah Efendimiz bunu demedi. La vallahi ma kezalik kâle. Böyle demedi. Yani her ay 29'dur demedi. Ene vallahi alem. Allah'a yemin ederim ki ben daha iyi biliyorum. Bima kâle Resulullah Efendimiz'in emrini buyurduğunu fizalik bu mesele hakkında ne şekilde dediğini ben daha iyi biliyorum. İnne ma qala
Eşşehru inneşşehreti sünveşşüne. Resulullah Efendimiz buyurdu bunu. Hine hacerena, bizi terk ettiği vakıtta. Nasıl terk ettiği vakıtta? Buyurdu ki le ehcure kunne şehren. Le ehcure, ben elbette terk ederim. Le ehcuru da olsa şey olmuyor. Le ehcuru kunne, elbette ben sizi terk ederim şehren, bir ay sizi ben terk ederim, böyle dedi. Feca hatta zehebe tis'un ve işvune leyle. 29 gün geçtikten sonra da Resulullah Efendimiz geldi. Evet. Fekultu, ben dedim ki ya Nebiyyallah, Hazreti Ayşe, evvele itiraz eden o olmuş. 29 gün üzerine Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe'nin yanına gelince Hazreti Ayşe demiş ki inneke aksamte şehrin, ya Resulullah sen bir ay diye yemin ettin. Ve innema gıbte anna tis'en ve işine leyle. Halbuki bizden 29 gün gayb oldum, bir gün noksan kaldı. Yani tamam et demek istedi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki inne şehrena hada, inne şehrena bizim ayımız. Hangi ayımız? Hada, işte bu içinde olduğumuz ayımız. Kâne tis'en ve işrine leyleten, 29 idi oldu. Bu açık bak, bu hadis daha açık. İnne şehrede Elif Lami cins için aldı onlar, istiyarak için aldılar. Her ay 29'dur. Halbuki oradaki ahdi zehni içinde oldukları. Ona der ki hayır, sen Elif Lami biz cins için alırız, istiyarak için alırız. Sen niye ahdi zehni yaptı, ahdi karifi aldın? Burada daha ziyade izahli geldi ki inne şehrena hada, bir defa Elif Lami yok. Sonra haza da var. Bizim bu olduğumuz ay 29, yoksa bütün aylar 29 gelir manasını değil. Fesebete bidalik, bununla sabit oldu ki enne yeminehu, Resulullah Efendimizin yemini kânet me'a rü'yetil hilal, hilalın rü'yetiyle idi. Ayı gördü, ondan sonra da o ay ikinci hilal görünceye kadar 29 çekti. Evet. وَقَدْ رُوْيَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ هَذَا شَيْءٌ. Hazreti Ömer'den de bu mesele hakkında bir şey rivayet var. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَبْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّسَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسُ قَالَ حَدَّسَنَا عِكْرِمَةُ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ زَمِيلٍ قَالَ حَدَّسَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّسَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Abdullah ibn Abbas Hazreti Ömer'den rivayet ediyor ki fezekere ila'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min nisaihi. Peygamber Efendimiz Resulullah Efendimizin ilasını, ailelerine tekerrüp etmeyecek diye bir ay yemin meselesini konuştu. Ve ennehu nezele li tis'in ve işrine. Halbuki bir ayı tamam etmedi, 29 gün üzerine ailelerinin yanına gitti. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki inneşşehre kad yekûnu tis'an ve işrîn. İnneşşehre ay, herhangi bir ay, kad yekûnu, bazen olur. Bazen. Ne olur? Tis'an ve işrîn, 29 olur. Yani bazen 29 olur, ekserisi 30 olur. Ekser 30 olur da bazen de 29 olur. Bak Hazreti Ömer de kad yekûnu ile buyurdu. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuş. Aylar bazen 29 olur. وَقَدْ رُوْيَا نَبِي هُرَيْرَةً النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكِ. Hazreti Ebu Hureyre'den de bu mesele hakkında rivayet edildi. Ma bir hadis ki حَدَّسَنَا بْنُ مَرْزُوكِ. İbn-i Merzuk İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş. قَالَ حَدَّسَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَعِيلِ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediyorlar ki o rivayet eylemiş. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kale buyurdular. İnne şehre yekunu tis'en ve işrin ve yekunu telati. Ay 29'da olur, 30'da olur. Hazreti Ebu Hüreyre'nin hadisi daha açık. Ve izâ reytumuhu fesumu. Hilali görürsünüzse oruç tutunuz. Yani Şabani 29 üzerine hilali gördünüz mü 29 sayın, oruç tutun. Ve izâ reytumuhu fe eftiru. Ramazan'da da 29 gün saydınız,
ay hilali gördünüz, Şevval'ın hilalini, iftar ediniz. Fe'in gumme aleykum, gerek Ramazan'ın hilali, gerek Şevval'ın hilali mevmum olur da görünmeye mani bir şey olursa, fe ekmilul iddete, siz sayıyı tamam ediniz. Sayı kaç? 30. Sayı bu. İşte şehrin, bir ayın kamil gelmesi 30'lu oluyor. Bu vakitte Şevval, Ramazan hilalini görmedik, Şaban'ı 30 sayarız. Ona göre oraca başlarız. Ramazan'da da böyle. Hilali gördükse 29 sayarız, yoksa 30 sayarız. فَاَخْبَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Bu hadisi şerifte Resulullah Efendimiz haber verdi ki, اَنَّهُ اِنَّمَا يَكُونُ تِسْعَنْ وَعِشْرِينَ. اَنَّهُ اَيْ اِنَّمَا يَكُونُ تِسْعَنْ وَعِشْرِينَ. 29 olur. Neyle? بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ, hilali görmekle. قَبْلَ الثَّلَاسِينَ, 30'dan evvel. 30 gün olmadan ay gördün mü, 29 olurmuş. Ayın 29'u neyle olur? Hilali görmekle olur. Yoksa 30 sayacaksın. Hilali göremezsin, 30 sayacaksın. Fakat dellet hadi ila asar. Bu eserler, bu hadisler delalet eyledi. Neye? Lima, bir şeye ki küşifet, keşfedildi. Amma zekerna. Bizim zikrettiğimiz şeylerden keşfedilen manaya delalet etti. O da nedir? Her ay 29 değildir. Ya? Bazı 29'dur, bazı 30'dur. Binaenaleyh bir adam yemin eder de hilalına olursa, hilali gördü, öteki hilal görünceye kadar 29'a 29, 30'a 30. Yok. Hilalına başlamadı da ayın hilali geçtikten sonra herhangi bir gününde söylenmişse 30 günü tamam edecek. وَهَذَا قَوْلُ أَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ. Bu İmam'ın kavli de budur. وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكْ اَيْذَا عَنِ الْحَسَنِ. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'den de böyle bir rivayet var. حَدَّسَنَا أَبُو بِسْرِ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذُ اَنْ اَشْعَثَ اَنِ الْحَسَنِ. Eş'as Hasan-ı Basri'den rivayet eyledi. فِي رَجُلٍ, bir adam hakkında ki, nezere en yasuma şehren, nezretti ki bir ay oruç tutacak. O adam kaç gün oruç tutacak? Birinci kavle göre 29 gün. İkinci kavle göre 30. Yok, 30 değil. Hilalına ne olursa, hilaldan hilale ya 29 gelir ya 30 gelir. Yok, hilalına olmazsa 30 gün. Kale Hasan-ı Basri dedi ki, inip tedali ru'yetil hilal. Hilali gördü de başladı. Başlangıcı ne ile oldu? Hilal ile olursa sameli ru'yetihi, ta ikinci hilali görünceye kadar oruç tutar. Ve aftara li ru'yeti, ayı görür oruç tutar, ayı görür iftar eder. Ondan geçerken, dün yemyeşil baharken solmuş neden şu bağlar, bilmem niçin siyahlar giymiş dumanlı dağlar. Sönmüş bütün emeller, matemler üfkü sarmış. Batmış mı hep güneşler, gökler neden kararmış? Mabetler ağlar inler, kürsüler öyle mahzun. Ölmüş mü yoksa eşsiz müftüsü Erzurum'un? Sabık Erzurum müftüsü cennet mekan Solaksa'da Hacı Mehmet Sadık Efendi'nin ruhuna. Hasretle yad ederken ağlar yanar gönüller. Bülbüller ötmez olmuş, solmuş o gunce güller. Zira o içli bülbül gülzarı yaktı gitti. Dünyada doldurulmaz bir yer bıraktı gitti. Hak kabrini nur etsin, kılsın Firdevs mekamın, komşusu olsun orada Peygamberi Zişan'ın. Ermişti çünkü elmen, metlub olan kemale, İslam diyarı tekmil, kan ağlasın bu hala. Bir bestedir ki ahım, ahengi şiara sığmaz. Kabrinde diz çöküp ben, yıllarca ağlasam az. Öksüz kalan bu yurda, bir nurlu feyiz erişsin. Üstün görüşlü dahi allameler yetişsin. Serhat şehir cihane iman da örnek olsun. Hep ağlayan gönüller tekmil emelle dolsun. Tarihe devraçarken fatihlerin hayati, arş-ı hudayı sarsar bir alimin vefati. 1384 Medine-i Münevvere Ali Ülmü Guruci.